Elimizde yaklaşık 500 tane silindir mühür bulunuyor. Silindir mühürler yazıyla beraber milattan önce 4000'li yılların ortasında kullanılmaya başlandı. Depolama kaplarının izinsiz olarak açılmasını önlemek için kilit görevi gören kil tablet veya kil yumrusu üzerinde yuvarlanarak kullanılırdı. Tabletlerde ise mühür çivi yazısında bahsedilen içeriği onaylayan bir imza ya da damga gibi kullanılırdı kabartma etkisi yaratması için tersten yontulmuştu. Tüm resmi genelde göremiyorsunuz. Eğer göremiyorsanız resmin ne anlamı var ki? Bir görüşe göre mührü yuvarlama eylemi aslında aktif olarak fiziksel bir eylem içine girerek bir anlaşmaya dahil olma veya anlaşma şartlarını tam olarak kabul etme anlamına gelebilir. Mesela bu mührün konusu bir müsabaka sahnesi. Güçlerine göre dengeli şekilde eşleştirilmiş iki çift rakip görüyorsunuz. İlk çiftimizin bir aslan ve onunla boğuşan insan başlı bir boğa tasviri olduğu görülüyor. Diğer rakip ise bir manda ve onunla boğuşan bukleli sakalları olan çıplak bir kahraman. Bu iki rakip çiftin arasında ise çivi yazısı bir ibare bulunuyor. Bu ibarede fırtına tanrısının evindeki köle yazıyor. Yani bu kişi başkasının emri altında çalışan biri olabilir. Aynı zamanda burada dolgu desenler de bulunuyor. Bir yıldız ve hilal. Bir tane de boynuzlu bir hayvan. Bu müsabaka sahnesinin Akadlar döneminde yapılmış yüzlerce tasviri bulunuyor. İmparatorluğun gücünü temsil ediyor. İnsan, hayvan ve karma yaratıklar arasındaki bir denge olduğunu ve kimsenin kazanmadığını gösteriyor. Yani doğa güçleri arasındaki dengeye işaret ediyor. Antik Yakın Doğu'nun köklü bir tarihi var ancak geriye çok az şey kalmış. Saraylardaki rölyeflerin bazı kısımları, küçük çanak parçaları ve bazı heykeller hala duruyor. Daha büyük olan eserlerin sadece küçük kalıntılarını görebiliyoruz. Bu mühürde ise tüm sanat eseri bütün halde karşımızda bir şeyi elimizde tutabilmek bunu aynı zamanda 4000 yıl önce başka birinin de elinde tuttuğunu ve kullandığını fark etmek çok etkileyici bir his.